Merhaba arkadaşlar. Matematik sahnesi kitabında aralarında asal sayılar ve EBOB ile EKOK'un genel özellikleri konusuyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar aralarında asal sayılar ne demekmiş öncelikle inceleyelim. İki doğal sayının birden başka pozitif ortak böleni yoksa bu sayılara aralarında asal sayılar diyoruz arkadaşlar. Birden başka ortak böleni veya birden başka ortak çarpanı Yoksa aralarında asal sayılar diyoruz. Bir ile bütün sayılar aralarında asaldır arkadaşlar. Bütün doğal sayılar aralarında asaldır. Ardışık doğal sayılar aralarında asaldır. Sayıların aralarında asal olması için sayıların kendilerinin asal sayı olmasına gerek yoktur. Bir de arkadaşlar şunu hemen şuraya ekleyelim. Ardışık doğal sayılar aralarında asaldır dedi. Biz de şunu da söyleyelim. Ardışık tek doğal sayılar da Aralarında asaldır diyelim. Örneğin ne gibi arkadaşlar? 23 ile 25 aralarında asaldır. 33, 35 aralarında asaldır gibi. Artışık tek sayılarda aralarında asaldır diyoruz. Evet, etkinliklerimizi ve örneklerimizi inceleyerek devam edelim. Evet, örneğimize baktığımız zaman 8 ve 9'un aralarında asallarını inceleyelim dedi. 8'in çarpanları arkadaşlar bakın. 1, 2, 4 ve 8'dir. 9'un çarpanları 1, 3 ve 9'dur. Dikkat ederseniz birden başka ortak bir çarpanı veya ortak bir bölen olmadığı için 8 ile 9 aralarında asaldır diyoruz. Evet 15 ile 10'un aralarında asallığını inceleyelim diyor. Arkadaşlar 15'in çarpanları 1, 3, 5, 15. Onun pozitif tam sayı çarpanları 1, 2, 5 ve 10. Bakın birden sonra arkadaşlar bir de 5 var ortak çarpanı. O halde 15 ile 10 aralarında asal değildir diyoruz. Evet, aralarında asal olması için sadece ortak çarpanlarının 1 olması gerekir demiştik. EBOB evet, e ile EKOK'un arkadaşlar genel özellikleri kurallar arkadaşlar sorularda karşımıza çok gelecek. Onun için iyi anlamaya çalışalım iki doğal sayının herhangi iki doğal sayının arkadaşlar fark etmez yani bu. Ekoku ile ebobunun çarpımı bu sayıların çarpımı eşittir. Yani ben ebobu ile ekokunu çarpmakla sayıların çarpmanın birbirine eşit olduğunu söylüyorum. Yani ha ebobu ile ekokunu çarptık ha sayıları çarptık gibi düşünebilirsiniz. Bakın AB'nin ebobu ile AB'nin ekokunu çarptım eşittir diyorum. A ile B'nin kendi çarpımını. İki doğal sayıdan bu kuralı çok kullanıyorum arkadaşlar iki doğal sayıdan bir diğerin tam katı ise bu iki doğal sayının ebobu küçük sayıya ekoku büyük sayıya eşittir. Tam katı olacak arkadaşlar. Örnek verelim. Örneğin 12 ile 24 sayısı olsun. 12 ile 24 sayısının ebobu ebob 12 24 diyorum. 12 eşittir. Çünkü 24 12'nin iki katıdır arkadaşlar ekokları da bakın herhangi bir şekilde bölen listesiyle falan uğraşmadan direkt söyleyebilirim arkadaşlar. Ekoku da 24'e eşittir diyoruz. Evet. Geçiyorum. Aralarında asal iki sayının ebobu her zaman birdir arkadaşlar. Unutmayın bunu. Birden başka ortak bölün yok demiştik. Aralarında asal iki doğal sayının ekoku bu sayıların çarpımına eşittir diyoruz. Evet AB'nin ebob 1 ise arkadaşlar AB'nin eğer asalsa AB AB'nin ekoku da bu iki sayının çarpımı olacak diye söyleyelim. Evet geçelim arkadaşlar sayfa 39 ve 40'daki evet, şöyle etkinlik sahnesi 6'ya geçerek dersimize devam edelim. Aşağıdaki sayılardan 24 ile aralarında asal olanları 2 ile belirleyeceğiz. Arkadaşlar öncelikle şunu düşünmem gerekiyor. 24'ün çarpanlar nelerdir? Şöyle yazalım bakın. 1 çarpı 24. 2 çarpı çarpı 12. 3 çarpı 8. 4 çarpı 6. Veya şöyle de düşünebiliriz. İstediğiniz şekilde düşünebilirsiniz. 24'ün asal çarpanlarına ayıracak olursam Bu daha pratik olabilir diye söylüyorum. 2'ye böldüm. 12. 2'ye böldüm. 6. 2'ye böldüm. 3. 3'e böldüm. 1. Demek ki 24'ün arkadaşlar asal çarpanları 2 ve 3'tür diyeceğim. Bu sayılardan 2 ve 3'e bölünen sayılar 24 ile aralarında asal olmazlar diyoruz. 48'e bakıyorum. Hem 2'ye hem 3'e bölünüyor. O halde 24 ile aralarında asal değildir. 61 asal bir sayıdır. Bir de 24 aralarında birden başka ortak bölenleri yoktur. 91 arkadaşlar aralarında asaldır çünkü 2'ye ve 3'e bölünmez. 75 3'e bölünür aralarında asal değil. 18 3'e bölünür geçiyorum. 41 ile 24 aralarında asaldır. 17 ile aralarında asaldır. 33 3'e bölünür arkadaşlar asal olamaz. 55 aralarında asaldır diyorum ve 120 2 ve 3'e bölüneceği için 24 ile aralarında asal değildir diyorum. geçiyorum. B'deki etkinliğe bakıyorum. Aşağıdaki sayılardan 91 ile aralarında asal olmayanları belirleyelim diyor. Arkadaşlar 91'i 7'ye böldük 13 13'e böldüm 1. Bakın 91'in çarpanları 1 ve 1 ve kendisinden sonra 7 ve 13'tür arkadaşlar. Yani asal çarpanlar 7 ve 13. Bu sayılardan 7 ve 13'e bölünenler asal olmayacaklar diyoruz. Zaten benden de asal olmayanları ile belirlemem istedim. Evet 13, 13'e bölünür. 91 de 13'e bölündüğü için aralarında asal değildir. 17, 7'ye bölünür. Pardon 14, 7'ye bölünür. Aralarında asal değildir. Evet 42 7'ye bölünür. Aralarında asal değildir diyorum. Evet, diğerleri aralarında asal. Bir de 49, 7'ye bölünür. 63, de 7'ye bölünür diyorum ve 91 ile aralarında asal değildir diyoruz. Geçiyorum. Bir sonraki soruya. Et bu etkinliğimize baktığımız zaman aşağıda verilen sayı çiftlerinden aralarında asal olanları dikilebilirini yazıyorum. 23 ile 24 aralarında asaldır. Ardışık sayılar aralarında asal demiştik. 45 ile 63, 3'e bölünebilirler arkadaşlar. Her ikisi de. 3'e bölünür diyorum. Yani aralarında asal değildir. 72, 81, 3'e bölünüyor arkadaşlar. Aralarında asal değildir. Sebebini de söyleyelim. 97 ile 91 aralarında asaldır gençler. 1 ile 24. 1, tüm doğal sayıları aralarında asaldır demiştik. 8 ile 15 de aralarında asaldır diyorum. 8, 2'ye bölünür. 15'in asal çarpanları da 3 ve 5'tir. Ortak bir çarpanı olmadığı için birden başka aralarında asaldır diyorum arkadaşlar. Geçiyorum. Bir sonraki etkinlik. Et D'deki etkinlikte aşağıda verilen sayı çiftlerinden aralarında asal olmayanları dikilebiliriz. 91 arkadaşlar neydi? 91 hemen gözlerimi tekrar 7 çarpı 13'tü. O halde çarpanların bir tanesi 13'tür diyorum ve aralarında asal değillerdir diyorum. Zaten aralarında asal olmayanlar istiyor. 72 ve 40 çift sayılardır arkadaşlar. 2'ye bölünürler. Ben şöyle 2'ye bölünür diyelim. Ne evet yazalım arkadaşlar? 13'e bölünür. 41 ile 59 arkadaşlar aralarında asallardır. 73-12'ye aralarında asaldır. 2-63 aralarını asaldır. 9 ve 54 arkadaşlar her ikisi de hem 3'e hem de 9'a bölünür arkadaşlar. 3 ve 9'a bölünür diyelim. Onun için aralarında asal değildir diyoruz. İşaretlemiyorum. Evet geçelim bir sonraki etkinlikte. Evet buradaki etkinlikte benden aşağıda verilen problemleri çözmemi istiyor. Problemlerimize bakalım gençler. 40x 2 basamaklı doğal sayısı ile 53 aralarında asaldır. Buna göre x yer x harfi yerine yazılabilecek sayıların toplamını bulunuz diyor arkadaşlar. 40x dediğimiz sayıları yani onlar basamağı 4 ile başlayan sayılarımızı yazıyorum arkadaşlar. 40 41 42 43 44 45, 46, 47, 48, 49. 53 sayısı arkadaşlar zaten asaldır. O halde buradaki tüm sayılarla aralarında asaldır diyoruz. 53 asal olduğu için tüm rakamlar gelebilir. X yerine tüm rakamlar gelebilir diyoruz. Evet, ne istemişti arkadaşlar bizden? Bunları toplamamız istemişti. O halde x yerine gelecek sayıları topluyorum. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'u topluyorum. Arkadaşlar genelde böyle sorularda aklınıza kalsın diye söylüyorum. Tüm rakamların toplamı 45'tir. Bakın bunu böyle yazarsanız daha pratik olur. Toplamayla uğraşmayabilirsiniz. Evet tüm rakamlar sıfırdan 9'a kadar olan sayılar topladığımız zaman 45'tir diye düşünebiliriz. Devam edelim. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet x5 ile x5 iki basamak doğal sayısı ile 72 aralarında asaldır. Buna göre x harfi yerine yazılabilecek sayıların toplamı diyor. Arkadaşlar x5 iki basamaklı sayıları yazalım öncelikle. İki basamaklı olduğu için sıfır yazmıyorum dikkat edin. 15 25 35 45 55 65 75 85 ve 95 yazdım. Peki evet, 72'yi düşünelim. 72 gençler. Asal çarpanları 2'ye bölebilirim. 36 2'ye böldüm. 18 2'ye böldüm. 9 3'e böldüm. 3 3'e böldüm 1'dir. Demek ki 2 ve 3 e arkadaşlar. 2'nin ve 3'ün katlarına bölünecek. Zaten 5 de bittiğine göre 2'ye bölünemez arkadaşlar bu sayı. O halde 3'e bölünenleri de elemem gerekir diyorum. 3'e bölünen sayılara bakıyorum. Eleyeceğiz arkadaşlar bunları. O halde ben ne yapıyorum hemen? 15'i e eliyorum arkadaşlar. Bu gidiyor. Hatta elediğim için çarpı koyalım. 15 gidiyor çünkü 3'e bölünebilir. 45 gidiyor 3'e bölünebilir. 75 3'e bölünebilir diyorum bunlara eliyorum arkadaşlar. O halde geriye ne kalıyor bizim için? 25, 35 yazalım arkadaşlar. 25, 35, 55, 65, 85 ve 95 sayıları 72 ile aralarına saldır. O halde x yerine gelebilecek rakamların toplamı ise de. Evet. Onlar basamadaki sayıları toplayacağım arkadaşlar. X onlar basamandaydı. Evet. Direkt toplayarak yazalım. X 2 gelebilirdik. 2 3 5 6 8 ve 9 gelebilir diyorum. Evet, toplarsam arkadaşlar 5 10 16 24 9 da toplamları 33 olur diyorum. Evet. Devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim. Evet, üçüncü soruya baktığınız zaman buna göre Y harfi yerine yazılabilecek sayıların toplamını bulunuz diyor. 50Y ile Y4 iki basamaklı doğal sayıları aralarında nasıldır? Arkadaşlar 50 ve Y4 diye söyledi. İki basamaklı olduğu için şimdi ne yapmam gerekiyor? Sıfır rakamını yazamam arkadaşlar. O halde 50Y ve Y4 diye düşünüyorum. Gelebilecek rakamları yerine yazalım. Sıfır geçiyorum direkt. Birden başlıyorum. 51 Y yerine 1 yazdım. Y yerine 1 yazarsam 14. Devam ediyorum. Yazıyorum 52 24 3 yazdım. 3 yazıyorum. 53 34 4 yazıyorum. 54 44 5 yazıyorum. 55 54 56, 56. 6 yazarsam 64 57, 74, 58, 84, son olarak da 59 ve 94 yazıyorum. Benden ne istedi? Aralarında asal olanları seçmemi istedi. asal olmayanları eleyelim arkadaşlar. 52 ile 24 ikiye bölünür gitti. Bakın çiftleri direkt atıyorum. Bunların her birisi 2'ye bölünür diye söylüyorum. O halde rengimizi değiştirelim. 51 14 aralarında asaldır. 53 ile 34 aralarında asaldır. 55 54 ardışık sayılar aralarında asaldır diyoruz. 57 74 arkadaşlar aralarında asaldır diyorum. Son olarak 59 ile 94 de aralarında asaldır diyoruz. Evet y yerine gelebilecek rakamlar 1 3 5 7 ve 9 olacak diyoruz. O halde toplayalım arkadaşlar. 1 artı 3 artı 5 artı 7 artı 9. Evet 9 1 daha 10. 7 3 daha 10. Etti 20. 5 daha 25 olur. Sorumuzun cevabı diyoruz. Devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim. 75 ile aralarında asal olan rakamların toplamını bulunuz diyor arkadaşlar. 75'in Asal çarpanların bir tanesi arkadaşlar 3. Diğeri 5'tir diyorum. Demek ki 75 3 çarp 5 değil de şöyle yazalım. Asal çarpanları ayıracak olursam 3'e bölünür 25 5'e bölünür 5. 5'e bölünür 1'dir. Demek ki 3 ve 5. 75'in asal çarpanları arasındadır arkadaşlar. O halde rakamlardan 3 ve 5'e e bölünenler elemem gerekir diyorum. Bakın rakamlar şöyle yazalım hızlı bir şekilde. Evet. 5'e eledim. 3'ü e eliyorum arkadaşlar. 6'ı eliyorum ve 9'u eliyorum. 3'e ve 5'e bölünen sayıları elemiş oldum. Evet. Ne yapacağım arkadaşlar? Bunları toplamamı istiyor. Zaten 0 asal sayı değildir arkadaşlar. Herhangi bir sayı asal olamaz diyoruz bir ortak bölünen olamaz. O halde 75 ile 1, 2, 4, 7 ve 8 aralarında saldır. Bunları toplarsam. Evet, 1, 2, 4, 7 ve 8. Toplayalım. 15, 19, 20, 22 odur. işlemimizin sonucu diyorum. Evet. temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum gençler. 5. sorumuza baktığımız zaman 80'den 100'e kadar doğal olan doğal sayılardan aralarında asal olan en büyük ve en küçük doğal sayıların toplamı en fazla kaçtır diye söyleyeyim. Arkadaşlar sayının toplamının en fazla olmasını istiyor. O halde ne yapmam gerekiyor? 80 ile 100 arasındaki 80'den başlayıp 100'e kadar olan sayılar. Neler arkadaşlar? 80, 81, 82, 83 gibi devam ediyorum. Nereye kadar geliyorum arkadaşlar? 99, 100 diye bağlayalım. Bu sayılardan arkadaşlar, aralarında asal olan en büyük ve en küçük doğal sayı. En küçük arkadaşlar burada. 80 ile 100 diyemem. Her ikisi çifttir olmaz. 81 ile 100 diyorum arkadaşlar. Bakın en büyük 100'dür. En küçük de 81 diye düşünebilirim. 81 ile 100 aralarında asaldır. 81 ile 100. 100 ve 5'e bölünür. 81 sadece 3'e bölünür diye düşünüyorum asal çarpanlardan. 100 aralarında asaldır diyorum. Evet Bunun toplamını istemişti. 81 artı 100 toplama en fazla 181 olur diyorum. Temizleyerek bir sonraki soruya e geçiyorum gençler. B'deki etkinlikte bizden ne istiyor arkadaşlar? Aşağıda verilen sayı çiftleri için istenen değerleri bulunuz diyor. Arkadaşlar şimdi kurallarımızı hatırlayalım. Öncelikle eğer iki doğal sayı aralarında asal ise EBOB'ları birdi. İkinci kuralım neydi? Ve soru soru gidelim. 24 ile 7'ye bakıyorum. Aralarında asaldır arkadaşlar. Yani birden başka ortak bölenleri yoktur. O halde EBOB'u birdir. Diye bakıyorum. 48 11. 48 2 ve 3'e bölünür. 11 zaten asal sayıdır arkadaşlar. O halde araları asaldır? Evopları 1'dir. 18, 17. Aralarında asaldır arkadaşlar. Ardışık sayılar aralarında asaldır ve evopları 1'dir. 5, 12. Aralarında asaldır. Evopları 1'dir. 7, 14. Birbirinin tam katı ise arkadaşlar. Küçük olan sayı evoptu. EBOB'du. 7 evoptur. 24 ve 8. Arkadaşlar 24 ile 8'in ekokunu istiyor. O halde 24 8'in tam katı 3 katı arkadaşlar dikkat ederseniz. O halde ekoku büyük olan sayı 24'tür. diyor. 48 de 24. ebob'unu istiyor. Küçük olan sayı 48'in 24'ün tam katı. O halde küçük olan sayımız yani 24 EBOB'dur. 48 ile 24 EKOK'tan istiyor arkadaşlar. 48 tam katı olduğu için EKOK'tur. 91 13 Arkadaşlar 91 13'ün 7 katıdır. 7 katı ise o halde ekoku büyük olan sayı yani 91'dir. 75 ve 15 tam katıdır. 5 katıdır 15'in. O halde ebobu küçük olan sayıdır. 8 ile 21 arkadaşlar. Aralarını asaldır. Ebobları 1'dir. 12 ile 7 Evet bizden ne istiyor arkadaşlar? Ekokunu istiyor. 12 ile 7 aralarında asaldır. O halde ekokları bu iki sayının çarpımına eşittir. Direkt bakın aralarında asal iki sayının ekoku bu iki sayının çarpımını eşittir diyorum. 12 çarpı 7 de 84 olur diyoruz. 75 ile 150. 150 75'in tam katıdır. O halde ekok büyük sayı eşittir. 28-25 aralarında asaldır. Birden başka ortak bölenleri yoktur. Ve ebobu 1'dir diyorum arkadaşlar. Evet temizleyerek bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Evet. G'de benden ne istiyor? Aşağıda verilen problemleri çözünüz diyor. 18 ile 13 sayıların ekoku A. E bu B olduğuna göre A artı B kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar 18 ile 13 aralarında asal sayılardır. O halde ekoku ekok 18, 13 diyorum. Bu iki sayının direkt çarpımıdır diyorum arkadaşlar. 18 ile 13 çarpacak olursam direkt kenarda çarpalım. 3 kere 8 24 elde var 2 3 kere 1 3 2 daha 4 18 aynen yazıyorum 234'tür bu neyin değeri arkadaşlar a'nın değeri b'ye bakıyorum yani ebob'a bakıyorum aralarında asal sayıların ebob'u 1'dir arkadaşlar b de 1'dir diyorum halde a artı b 234 artı 1'den 235 olur İşlemimizin sonucu diyoruz. Evet Temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum gençler. 24 ile 32 sayıların ekoku ile ebobunun çarpımı kaçtır diyor arkadaşlar. Bakın ben burada 24 ile 32'yi arkadaşlar ekokunu ve ebobunu ayrı ayrı hesap etmeyeceğim. Çünkü EBOB ile EKOK'un çarpımı bu iki sayının çarpımına eşittir diyorum. EKOK'u ve EBOB'u ayrı ayrı bulmama gerek yok. Hemen şöyle 24, 32. EKOK çarpı 24 ile 32'nin EBOB'un çarpımı bu iki sayının çarpımına eşittir diyorum. 24 çarpı 32 olarak söylüyorum. 24 ile 32'yi çarparsam 8, 12, 4, 6. Topluyorum arkadaşlar. 768 olur. 24 ile 32'nin EBOB ve EKOK'un çarpımı diyoruz arkadaşlar. Ayrı ayrı EBOB ve EKOK bulmaya gerek yok diyoruz. Yani iki sayı çarpmakla EBOB ile ekok'unu çarpmak birbirine eşittir diyelim arkadaşlar. Evet. Üçüncü soruya bakıyorum. Ebubu ile Ekoku'nun çarpımı 108 olan iki doğal sayıdan biri 3 olduğuna göre diğer sayı kaçtır diyor. Arkadaşlar diğer sayı A diyecek olursam sayımız A olsun arkadaşlar. Bilmedim sayı. Ebubu ile Ekoku'nun çarpımı 108 di. Yani şöyle diyelim hemen. Bir sayımız 3'tü. 3 virgül A. EBOB çarpı A ile 3'ün ekokunun çarpımı 108'e eşittir arkadaşlar. O halde ne diyorum? EBOB ile ekokunun çarpımı aynı zamanda bu iki sayının çarpımını eşittir diyorum arkadaşlar. 3 çarpı A eşittir 108 diyoruz. EBOB ile ekokunun çarpımı sayıların çarpımı demiştik. A'nın değeri buradan 108'i 3'e bölersem 108 bölü 3 yazalım. 36 olur diyoruz. Evet, bize verilmeyen diğer sayının değeri. Geçelim bir sonraki soruya gençler. Evet, EBOB'u ile EKOKU'nun çarpımı 3750 olan iki doğal sayıda iki sayıdan biri 150 olduğuna göre bu iki sayının EBOB'u kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar sayımızın birisi 150 çarpımları da 3750. Evet ne diyorum arkadaşlar burada ben? Ebob ile ekokun çarpımı bu iki sayının çarpımına eşittir diyoruz. O halde sayımıza x diyecek olursak x, 150 Ebobu çarpı x, 150'nin ekoku bu iki sayının çarpımına eşittir dedik. Yani x çarpı 150'ye eşittir diyorum. E çarpımlar arkadaşlar neydi? 3750 idi. O halde bunun yerine 3750 yazdım düşünüyorum. Eşittir. X çarpı 150. Buradan her iki tarafı 150'ye bölersem. 150'ler gitti. 3750'ye. 150'ye bölüyorum arkadaşlar. 2 defa. 300. 0 indirdim 750'nin içerisinde 5 defa. Evet diğer sayımızın değeri ne oldu? 25 oldu. Sorumuzun cevabı diyoruz. Evet temiz yerek arkadaşlar. Peki 25 diyor. Peki benden neyse sorumuzun cevabı aynı zamanda bu. Diğer sayıydı arkadaşlar. O halde 25 ile 150'nin EBOB'unu istemişti. Evet, sorumuz bitmedi. Hemen şöyle yazalım arkadaşlar. 25. Diğer sayımız 150 idi. Bunun EBOB'u dikkat ederseniz 25 ve 150. 150 25'in tam katıdır arkadaşlar. O halde EBOB'da küçük olan sayı yani 25'e eşittir diyoruz. Evet, yine 25 cevabını vermiş oluyoruz arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Geçiyorum bir sonraki soruya. 5'in evet, soruya devam ediyorum. EBOB'u 30, EKOK'u 600 olan iki, iki sayıdan biri 120 olduğuna göre diğeri kaçtır diyor soruyor. Arkadaşlar kuralımızı hemen yazalım. X ile Y diyelim sayılarımıza. X ile Y'nin EBOB'u çarpı X, Y'nin EKOK'u eşittir. Bu sayıların çarpımları X çarpı Y'dir. Şimdi EBOB 30'du. 30 çarpı EKOK 600 eşittir x'in değerine 120 dersem 120 çarpı y buradan her iki tarafı 120'ye bölüyorum. 120'ler gitti. 600'ü 120'ye böldüm. 5'tir. O halde y 30 çarpı 5'ten 150 olur. Sorumuzun cevabı diyorum arkadaşlar. Evet. Temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. 6. soruya baktığımız zaman ekoku 500 EBOB'u 25 olan iki sayıdan biri 125 ise diğeri kaçtır? Hemen yine kuralımızı yazalım. Sayılar x, y dedim. EBOB çarpı x ile y'nin ekoku bu iki sayının yani x ile y'nin çarpımı eşittir demiştik. O halde yerine yazalım. EBOB 25'te 25 çarpı ekok 500 eşittir. 125 sayımızda arkadaşlar y diyelim. Diğer sayıyı isteyelim. Evet buradan her iki tarafı 125'e bölüyorum. Böyle sadeleştiriyorum gençler. 25'te 125 gitti. 1 bölü 5 kaldı. O halde y'nin değeri 500'ü 5'e bölecek olursam 100 olur. Diğer sayının değeri diyorum. Evet temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Aralarında asal iki doğal sayının EBOB ile EKOK'un toplamı 181'dir. Buna göre bu sayıların toplamının kaç farklı değeri vardır diye soruyor. Arkadaşlar aralarında asar iki sayının EBOB'u her zaman 1'dir demiştik. O halde ekok ne olur arkadaşlar bu sayının? Toplamları 81 olduğu için 81'den 1'i çıkarıyorum. 80'dir. Aynı zamanda aralarında asar iki sayının ekoku bu iki sayının çarpımıydı. O halde ne düşünmem gerekiyor? 80'in çarpanlarını düşüneceğim. Ama aralarında asal sayıları seçeceğim diye söylüyorum. 1 çarpı 80. 2 çarpı 40. 3 e bölünmez. 4 çarpı 20. 5 çarpı 16. 8 çarpı 10'dur arkadaşlar. Evet aralarında asal olanları seçmem gerekiyor. Bakın 1 ve 80 aralarında asaldır. 5 ile 16 aralarında asaldır. Diğerler arkadaşlar çift olduğu için her birisi 2'ye bölünür diyorum ve aralarında asal değildir diyorum. Bunun toplamlarının kaç farklı değer alacağını sormuştu. O halde topluyorum arkadaşlar. 1 ile 80'i toplarsam 81 5 ile 16'yı topluyorum. 21. Evet, kaç farklı değer aldı arkadaşlar? 2 farklı değer alır diyorum. 81 ve 21 alacağı değerlerdir diyoruz. Evet geçiyorum bir sonraki soruya. Evet kenar uzunlukları aralarında asal olan dikdörtgenin alanı 48 santimetre karedir. Buna göre bu dikdörtgenin çevre uzunluğunun santimetre cinsinde kaç farklı değeri vardır diyor. Arkadaşlar biz dikdörtgenin alanını kısa kenarı ile uzun kenarını çarparak elde ediyorduk. Böyle hemen küçük bir dikdörtgen çizelim kısa kenarına A, uzun kenarına B dersem A çarpı B'nin değeri 48'dir diye söylüyor. O halde ben 48'in arkadaşlar çarpanlarını düşünmek durumundayım. Hemen 48'in çarpanlarını buluyorum. 1 çarpı 48, 2 çarpı 24, 3 çarpı 16, 4 çarpı 12, 6 çarpı 8'dir. Aralarında asal dediği için 1 ile 48 aralarında asaldır olabilir. 3 16 aralarına asaldır. 2 24 değildir arkadaşlar. 2'ye bölünür. 4 12 değildir. 2'ye bölünür. 6 ve 8 aralarında asal değildir. 2'ye bölünür diyoruz. O halde 1 ve 48 olabilir. 3 ve 16 olabilir. A ve B'nin değeri diyorum. Şimdi arkadaşlar 1 ve 48'e göre çevreyi hesap edelim. Çevreyi ne yapıyordum? Eğer kısa kenarı 1, uzun kenarı 48 alırsam kısa kenarı ile uzun kenarı topluyorum B 2 ile çarparak çevreye buluyorum. 2 çarpı 49'dan çevremiz 98 santimetre olur. Bu birinci değerimiz. İkinci değerimiz, kısa kenarı 3 alıyorum. 2 çarpı 3 artı uzun kenar 16. 2 çarpı 3 16 daha 19. 3 kere 19 38 santimetre olur diğer çevremizin değeri diyorum. Biz kaç farklı değer aldı arkadaşlar bakın. 98 ile 38 iki farklı değer alır diyorum. Evet geçiyorum 9. soruyu. Çarpımları 9600 EBOB'u 40 olan iki sayının EKOK'u kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Evet. iki sayının çarpımı x çarpı y neye eşittir arkadaşlar? x ile y'nin ebobu çarpı x ile y'nin ekokunun çarpımı eşittir. İki doğal sayı çarpmakla ebobu ile ekoku çarpmak birbirine eşittir demiştik. O Mali bildiklerimizi yerine yazalım. Evet, çarpımlarını direkt yazıyorum arkadaşlar. 9600 eşittir. Ebobu 40 çarpı x virgül y'nin ekoku. O halde ek oku bulabilmek için ne yaparım? Her iki tarafı 40'a böleriz. Böyle 40'lar gitti. 0 attım. 96'yı 4'e böldüm arkadaşlar. 24. Bir de 0 var. O halde x ile y'nin ek oku. 24'ün yanına 0 eklemeyi unutmuyorum. 240 olur diyorum arkadaşlar. Evet temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Evet x 24'ün tam katı olmak üzere x ile 24'ün ebobu 24 arkadaşlar. Zaten eğer tam katıysa küçük olan sayı demektir aslında burada. 24 olduğuna göre x'in alabileceği iki basamaklı kaç farklı değer vardır diye soruyor. Arkadaşlar x ve 24 her birinin tam katı ise yazalım ebobu 24 ise arkadaşlar o halde x 24'ün katları olacak diyorum. 24'ün tam katı sayılara bakıyorum. Ne olabilir? Evet bir katı da olabilir arkadaşlar bakın. 24 ile 24'ün ebu bu da 24'tür unutmayalım. Bir katı, 2 katı, 3 katı ve 4 katı arkadaşlar. Evet iki basamaklı 24, 48, 72 ve 96 olur diyorum. 4 tane farklı değeri vardır diyoruz. Burada bir katını unutmayalım arkadaşlar. Bakın 24 de olabilir. Bunu bazı arkadaşlarımız es geçiyor. Direkt iki katı, 3 katı, 4 katı gibi gidiyor. Yani üç tane farklı değeri vardır diye yanlış cevap verebiliyorlar. 24 ile 24'ün ebobu da arkadaşlar sayının kendisine eşittir diyoruz. E da zaten yine 24 olacak diye söyleyelim. Evet bu soruyla da arkadaşlar dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.